İşte bu reklamla bir dönem gündeme oturan fındık tanıtım grubu bugünlerde dertli. Aslında yalnız onlar değil, üretici yeterli kazancı sağlayamamaktan, devlet de stok fazlası fındığa milyarlarca dolar akıtmaktan dertli. Fındık tanıtım grubu devlet desteğinin yanlış tarafa gittiğinden şikayet ediyor, ürün değil üretici desteklenmeli diyor. Çünkü mevcut destekler yüzünden Türkiye'de hemen hemen her yıl dünyadaki toplam talepten fazla fındık üretiliyor. Rakamlarla ifade edildiğinde tablo daha da netleşiyor. Dünyadaki yıllık fındık talebi 800 bin ton. Türkiye ise rekoltenin iyi olduğu yıllarda 900 bin tonun üzerinde fındık üretiyor. Devlet ise stok fazlası fındığı almak için her yıl 1 milyar dolara yakın harcama yapıyor. Üstelik devletin belirlediği yüksek fiyatta Türk fındığına olan ilgiyi iyice azaltıyor. Fındık kökü sadece bizde olan bir ileri teknoloji ürünü mü ki en yüksek fiyatı biz canımızın istediği gibi biçelim? Diğer taraftan dünyanın her yerinde fındık üreticileri artıyor. Öyle ki şu anda %70 ile dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye'nin tahtı birkaç yıl içinde sallanabilir. Fındık tanıtım grubu yönetimine göre çözümün adresi fındık piyasasının serbestleşmesi. Bizim önerimiz üreticinin üretim sahasını baz alarak o bazın üzerinde, metrekare üzerinden, hektar üzerinden bir bedel ödenmesi ve kendi ürününü piyasa şartlarına göre ekmesi, satması. Eğer ürün fazlası söz konusuysa o zaman köylü kendi ekonomik dengeler çerçevesinde ürettiği fındığından azaltması. Fındık hasadı Ağustos'ta başlıyor. Fındık tanıtım grubu bu yıl rekolte çok olmayacak, bu da serbest piyasanın oluşması için önemli bir fırsat diyor.